Herkese merhaba. Bugün günlerden Laravel. Bu video ile birlikte Laravel framework'ünü öğrenmeye başlıyoruz. Şu an Laravel 9'dayız ve bugün Laravel'in kurulumunu ve Laravel'i konuşacağız. Öncelikle Laravel bir framework. Şu anda birkaç tane framework var aslında dünyada. Bunlardan bir tanesi React, bir tanesi Next, bir tanesi bu ve Laravel de bunlardan bir tanesi ve framework olarak pop yani böyle tap yapmış bir framework. Şu an sürüm olarak dediğim gibi 9 ve biz Laravel ile birlikte artık bir web sitesi oluşturmak için gerekli mimariyi bu site üzerinden, bu framework üzerinden kolay bir şekilde öğrenerek kurabiliyoruz. Bizim için özel tanımlı middleware yazılımlarını, get post işlemlerini, veri tabanına bağlanma falan her şeyi daha kolay bir şekilde bize sunan bir yapı ve MVC yapısını kullanan bir yapı. Yani her şeyin daha düzenli olduğu, kontrol, view, modal hepsinin düzenli bir şekilde yer aldığı, bir dizin klasör dizini haline getirilmiş bir yapı. Bunu öğrendiğimiz zaman ne yapacağız? Bir web sitesini yapmak için en hızlı yoldan bir meta öğrenmiş olacağız. Ya yani biz artık her işi leravel'e bırakacağız, biz tasarımımıza, veri tabanımıza ve de yapmak istediğimiz işlevlere kontrollere ulaşacağız, yani uğraşacağız diyebiliriz. Laravel'i kullanmak için öncelikle bilgisayarımızı bir sunucu yapmamız lazım. Çünkü Laravel arka planda PHP çalıştırıyor. PHP'de tabii ki bir sunucu ihtiyacı var. Çünkü PHP sunucu çalışan yani sunucu tabanlı bir dil. Bu yüzden PHP bilgisayarımızı bir sunucu getirmemiz lazım. Öncelikle bu videoya yapacağım tüm yüklemeleri ve kodların hepsini Checkup Codes kitabı adı altında Laravel Tutorial Checkup Codes kitabında paylaşacağım. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi, öncelikle bilgisayarımızı sunucuya getirmek için ne kuruyoruz? Xamp kuruyoruz. Bu zen diyor konuyu. Sanırım bunu yüklememiz gerekiyor. Bu yükleyici işte burada işte Windows için, Linux için ve MacOS için sürümleri mevcut. Sanırım burada M1 çipler için 160 megabayt'lıkları indirmemiz gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. M1 çip kullanıyorsanız, bilgisayarınızda Windows için burada yükleme yapıyorsunuz. Ee, ve sonrasında burada şöyle gösterdiğim bir dakika şuradan şunu şöyle atalım şunu açalım. ha Burada da şöyle geldiğimizde şu yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunu ben de kapanmış. Bunu açalım. Evet şimdi bu gördüğümüz XM Zamp. Burada bilgisayarımızı server haline getirmek için go to application diyorum. Bu bize buraya açıyor. Buraya değil pardon. Şunu kapatalım. Managed Service diyorum. Bakın şu an ben de sizde de bu bir yapı halinde olacak. SQL, MySQL, Apache hepsi yüklenmiş. Şunları da Start al diyerek başlatabilirsiniz sizde kapalıysa. Ve ben şu an şu demek. Benim bilgisayarım bir sunucu. Artık. Nerede ama bu sunucular? Bakın burada Application da altında. zen klasörünün içerisinde. Htdocs içerisindeki bura. Şu an sunucu burada. Benim bilgisayarımda ve burayı çalıştırıyor. Tamam mı? Şimdi okey bilgisayarım sunucu oldu. Laravel kurmak için birinci aşama bilgisayarımı sunucu yapmaktı. Bunu yaptım. Peki Laravel arka planda ne ihtiyaç duyuyor? Packet JSON'lar. Paketler yükleyebiliyoruz. Yani Node.js gerekiyor. NPM gerekiyor. O yüzden Node.js de kurmamız gerekiyor. Node.js bu ikinci adım. Node.js yüklememiz lazım. Node.js sitesi burada. Ve bunu da Windows için, Mac için ve Source Code yani Linux için de yükleyebiliyorsunuz. Bundan sonrası adımda ise bunları nerede çalıştıracağım? Bana bir editör lazım. Kim? VS Code. VS kodu da tabii ki de editörümüz olarak seçiyorum ve biz kodlamalarımızı burada yapacağız. Buradaki extensionslar sayesinde biz kodlarımızı daha rahat, daha renkli, daha gözü yormayan bir şekilde ve daha yardımcı bir şekilde yazacağız diyebiliyorum. Hatta yapay zeka ile birlikte belki de kodlarımızı daha yardımcı bir şekilde yazacağız. Bu üçü önemliydi. Bu üçü olduktan sonra biz Laravel kurmak için e, dördüncü uygulamamıza geliyoruz. O da Composer. Composer bir e, paket yükleyicisi. Böyle değişik bir tip. Bunu da yüklememiz gerekiyor. Bu Composer sayesinde biz çünkü e, ne yapacağız? E, Laravel kuracağız. Bu Composer Laravel gibi Y gibi frameworkleri yüklememizi sağlayan bir paket yükleyicisi diyebilirim. Ve bunu kurmak için de Windows için şurada yazalım. Composer. Mesela ben burada Brave kullanıyorum. Brave de bir paket yükleyicisi tabii ki. Ama mesela Mac kullanıyorsanız Brave Composer diyerek buradaki yapıyı yükleyebilirsiniz. Şu yapıyı ve bu şekilde Composer yüklenecektir. Windows için de Windows şöyle yazalım. Windows Install Composer diyorum ve bunu bu şekilde yükleyebiliyorum şu yapı şu yapıyla birlikte ve şunlarla. Şimdi bu Windows'ta zaten bir dosya vardı. O dosyayı bulabilirsem mesela sanırım şurada Windows'ta burada bir doküman var. Bu doküman buna indir. Ha şu download dediği kısım. Aynen. Composer Setup Exe diye bir şey var ve bunu bunu bulursak burada burada bulamadım ama Excel'e birlikte Windows'a daha rahat yüklenebiliyor. Ee, o yüzden ben onu da size tavsiye edeceğim. Composer Excel e diyeyim şöyle. Burada buna basayım. Bu gene buna getirdi. Her neyse zaten bu kodları kopyala yaptığımız zaman yüklenecek onu göstereceğim ama en kolay şekilde o Excel ile kurmaya çalışın veya Mac'teyseniz de Homebrew ile kurmaya çalışın. Şimdi ee, bu .htdocs. Ben geliyorum. Artık benim bir dosya sunucum biliyorsunuz. Ee, ben artık dosyalarımı .htdocs içerisinde oluşturacağım. Burada bir tane project var. Bu projeyi ben oluşturdum. Bunun işte içerisinde e, şimdi burada Laravel Tutorials Checkup Codes yani bu kitap adresim var ve ben bunu açıyorum. Şimdi burası benim kitap adresim ve aslında sunucunun içerisinde bir dosya. Ve ben bunu şimdi vs kodla açacağım burayı. O yüzden geri çıkıyorum. Bunu böyle geliyorum. E, folder. Nerede? New Terminal. Evet. Burada terminal oluşturuyorum. Bakın bu klasörün içerisinde bir terminal oluşturdum. Ve ben burada e, bu klasörüme bir tane Composer e, ini yükleyeceğim. Şu şu linke kopyalıyorum. Ve ben bu dosyanın içerisinde bunu yapıştırıyorum. Bu benim bu dosya içerisinde aslında yapmamız gereken gene Composer e, dosyamız gerekli olan Composer dosyasını yüklüyor. Ve bu şekilde artık ben bu dosya içerisinde Composer paketini yüklemiş oluyorum aslında. Şimdi biz bunu yapmış olduk e, ve bir tane proje oluşturma kısmı kaldı. Artık kaçıncı aşamadayız bilmiyorum hatırlamadım ama hani Composer bitti. XAMPP, Node.js, VS Code, Composer yüklendi ve gerekli açım yapıldı. Beşinci adımdayız ve bu da Laravel kurmak. Laravel e, diyorum. Laravel with Composer diyorum. Ve burada karşıma çıkan bu framework yani şurada aşağı indiğim zaman bir şey çıkacak. Bakın Composer Create Project Laravel bilmem ne bu. Ben bunu geliyorum. Terminalime geliyorum. Yapıştırıyorum. Bu dosya içerisine example app olsun ismi hadi öyle olsun ve bunu çalıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buranın içerisinde example app diye bir dosya oluştu. Ve gerekli aşamalar yükleniyor. Ve yüklendi. İşte karşımızda şu an biz Laravel'in dosya yapısını görmüş bulunmaktayız. Bundan sonraki aşamada ise bunu ayağa kaldırmak olacak. O yüzden ben bunu hemen kodda açayım istiyorsanız. Şöyle gelelim ve Laravel Tutorials'ı şu şekilde alalım. VS kod içerisine atalım. Evet. Biz burada example app diye böyle bir yapı oluşturduk. Şimdi bu dersin tutulursun içerisinde bunların her birini konuşacağız ileriki derslerde ama öncelikle projemizi oluşturduk ve şimdi bu projemizin içine girelim istiyorsanız şu şekilde cd diyorum example app içerisinde şunun içerisine gireceğim şu example içerisine. ve burada da ne yazmam gerekiyorsa onu yazacağım. Bakın cd example app'e girdim ve php artsin save bunu PHP Artisan Serve. Bunu yapıştırıyorum. Ve benim serverım artık 8000 portunda ayağa kalkmış. CTRL e veya komutla bunun üzerine bastığınız zaman karşınıza böyle bir site açılıyor. İşte Laravel, işte Laravel artık bizim bilgisayarımıza kurulmuş oldu. Laravel'in ilk dersi böyleydi. Bu derste kurulumları tamamladık. Bir sonraki derslerde artık bu yapıyı anlamaya başlayalım. Görüşmek üzere.